AK Parti Aydın İl Teşkilatı milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla Aydın Ticaret Odası'nı ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. Ziyarete AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, AK Parti 28. dönem milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşti. Ayto Başkanı Ülken ve Yönetim Kurulu üyeleri seçilen milletvekillerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak seçim sonrası süreci değerlendirdi. Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, iş dünyasında finansman konularında zorluklar yaşandığını ve seçimin hemen ertesi günü zorlukların gündeme geleceğini şu sözlerle belirtti. Temel beklentimiz, genel çerçevede konuşmakta fayda var. Temel beklentimiz, ülkenin gündeminin artık seçimden tamamen sıyrılıp, çünkü iş dünyası belirsizliği sevmiyor. İş dünyası kendi gündeminin dışına çıkıldığı seçim gündemleri başta olmak üzere onun dışındaki suni gündemleri de pek beğenmiyor. Sürekli bir güven ortamı lafı gezer tırnak içerisinde. O güven ortamı aslında stabil ortam demektir. Yani önünü görebildiği, ya sabah dolar kuru ne oldu, bugün ekstra arttı mı, bir şey oldu mu, olmadı mı, faizlerde şunda bunda bir değişiklik var mı, şu bunlarla uğraşmak yerine bunların ekonominin genel kaideleri çerçevesinde stabil gidebildiği ortam iş dünyası için en iyi ortamdır. Çünkü alacağını satacağını bilirsin, aradaki kâra bakarsın, ama kârı hesap edemez hale geldiysen, maliyet muhasebesinde problem yaşarsan, o zaman önünü göremiyorsun demek. Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan herkesin yanında olduklarını ve olacaklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş şunları söyledi. Başarıyla tamamladık. Şimdi maçın ikinci yarısına çıkacağız. Ve ikinci yarısına da inanıyoruz ki, inancımız tam ki Sayın Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak büyük ve güçlü Türkiye yoluna devam edecek 13. Cumhurbaşkanı olarak. Tabii aziz milletimiz 14 Mayıs günü istikrardan yana, büyümeden yana, istiklal ve istikbalden yana tercihini kullandı. 14 Mayıs'ı büyük bir demokrasi şöleni haline getirdi. Büyük bir katılımla hem ilimizde hem de ülkemizde bu bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bizler de ilimizi temsil eden, Gazi Meclisimizde ilimizi temsil edecek 3 milletvekili ben de dahil olmak üzere, bizler de sizlerin bize aktardığı talepleri, ihtiyaçları Ankara'da gidermek adına var gücümüzle çalışacağız. Geçmişte de çalıştık. Zaten yakın diyalog halinde hep olduk, istişare halinde olduk. Sizler de ilimizin üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan kesimin temsilcilerisiniz. Sizler elini taşın altına koyan kesimin temsilcisiniz. Elini taşın altına koyan her kesimin yanında olduk. Geçmişte, bugün de yanındayız. Yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, 28 Mayıs seçiminde Aydın ticaretinin desteğini beklediklerini söyledi. Şimdi iktidar partisi olarak da mutlaka çok büyük katkılarımız olacaktır. 14 Mayıs seçimlerini atlattık. Allah'ın izniyle yine Cumhur İttifakı milletin teveccühüne oturmuş durumda. Yani halen vatandaş milletin, devletin geleceğinde Cumhur İttifakı'nın varlığını hissettiriyor. İşte 28 Mayıs'ta da yine bu minvalde bir beklenti içerisindeyiz. Ticaretteki istikrarın, ülkedeki istikrarın, Aydın içinde bu söz konusu tabii. Herhangi bir zedelenmesi sizleri de bizleri de mutlaka hani üzecektir. Öncelikle 14 Mayıs'la ilgili de hem teşekkür etmek için, hem de 28 Mayıs'ta yine
Aydın ticaretinin de güçlü desteğini de istemek için ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. AK Parti Aydın İl Teşkilatı milletvekilleri ve milletvekili adayları daha sonra Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde de ziyaret ederek burada AESOB Başkanı Muhammed Ali Künkçü ve meslek odaları başkanlarıyla bir araya geldi. AESOB Başkanı Künkçü seçilen milletvekillerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tesisat, mobilya ve doğrama işlerinde bir de seramik döşeme, mermer döşeme. Efendim? Mobilya %8 kesiyor galiba hocam bunları. Yok, %18 hala. 8'e düşürülmüştü. 8'e olarak da 9.